var, yağmur yağdırsa. Yukarıda karşıda gray dozerler var. Şu karşıda bir yerde dozer çalışıyor. Boğaza mı iniyor? Dumandan gözükmüyor da. Herhalde tepeden aşağı yol açıyorlar. Evet arkadaşlar, ikinci videom. Şu anda köyün içine ulaştık. Bu köyün önceki öğrencilerinin okuduğu okullar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da okul. Dün geldiğim zaman arkadaşlar şu karşımdaki evin arkasında gençler vardı, video çekiyorlardı. Bu köyde yangın devam ediyordu. Ama tedbirsizlik, yetersizlik, artık ne desek, herkesin çocuğunun geleceği, bu köyde giden canlar, hayvanlar, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, bu dağ bıkımı. Şu anda Antalya, Manavgat, Alanya Ağlar, komple bu şekilde yangın. Hepinizden ricam, yakınınızda ormanlık alan varsa gezin, oturmayın, klimanın altında yatmayın. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Şüpheli gördüğünüz kişileri 155-156'lara ihbar edelim. Bu yangınların sonunu getirelim. Bu bir terör saldırısı. Şu anda göreceğimiz çok şeyler var. Üzüldüm. Dün bu köye yardım için gelmiştik. Görüyorsunuz arkadaşlar, işleriniz dayanmaz. Felaket. Şu anda karşı tepelerde dozerler gördüğünüz ovaya inmesi için yangın söndürme araçlarının yol yapıyorlar. Böyle bir ormanlık arazide önceleri bu yolların yapılması gerekiyordu. Şimdi değil. Şu anda bu köyde yangın var. Bir tane helikopter yok. Sadece itfaiyeler var. Ormanlık araziye müdahale edemiyorlar. İnecek yeri yok. Ama helikopterler burada çalışmıyor. Çünkü helikopter sayımız az. Çok çok az. Uçak sayımız az. Şu anda bir Azerbaycan'ın, bir Rusya'nın uçağı bulunuyor bildiğimiz kadarıyla. Şu anda uçan kuşlara bakın arkadaşlar. Kaçacak yer arıyorlar. Dilsiz bir hayvan. Yazık, günah. Bunların hesabını bu hükümet verir mi? Bence veremez. Bize verse Cenab-ı Allah bunun hesabını veremez. Çok canlar yandı. Çok hayvanlar öldü. Eminim hepiniz televizyonlardan zaten Antalya'daki yangınları görüyorsunuzdur. Biz geldik, içimiz dayanmıyor. Çok felaket. Şu anda bu tepelerin arkasında yangın gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor. Yani çok büyük bir alanda yangın var. Söndürülemiyor, önüne geçilemiyor. Her gün diyorlar ki önüne geçildi, yangının önüne geçildi diyorlar ama yangının önüne geçildi dedikleri gün her gün bir köy yanıyor. Şu anda Manavgat'ta 30 tane köy, çoğunun tamamı yandı. 5 kişi hayatını kaybetti. 2 tane itfaiye söndürücüsü, yangın söndürücüsü personeli aracın içinde yanarak can verdi. Allah'ım bunları cennete kabul eylesin. Allah'ım bu millete sabır versin. Çok kötü. Arkadaşlar videomu bitirmek üzereyim. Bitirmek istiyorum. Bir dahaki sonraki videomda görüşürüz. Hepinize iyi günler.